Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fadime Aydın Türk. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı'nın sizler için hazırladığı YKS soru çözümleri kapsamında 2018 TYT Türkçe testini birlikte çözeceğiz. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen öykülerin bir özelliği değildir? A etkileyicilik, B yorum açıklık, C yaşanmışlık, D farklılık, E yol göstericilik. Bu eser insanın içine taş gibi oturan öykülerle dolu olmasıyla ayrı bir yere sahip. Çoğunda olaylar doğrudan anlatılmıyor. En çok da bu haliyle öyküler didaktik olmanın tuzağına düşmekten kurtuluyor. Yazarın öykülerindeki bazı noktaları kendince birleştiren okur metne dahil olarak yine kendince anlamlar üretiyor. Anlatılan öyküler içimizden birilerinin hikayesi olduğundan okur günün sonunda iç açıcı bir resimle karşılaşmıyor. Çünkü her öykü toplumun bireye sık sık yaşattığı haksızlığa uğramışlık duygusunu okura hissettiriyor. İnsanın içine taş gibi oturan öyküler ifadesiyle etkileyiciliği yakalayabilirken okuyucuların kendince anlamlar üretmesiyle yoruma açıklık ifadesini yakalayabiliriz. Yine öykülerin içimizden birilerinin hikayesi olduğunu söylemesi açısından yaşanmışlığı yakalarız. Öykülerin insanın içine taş gibi oturan öykülerle dolu olmasıyla ayrı bir yere sahip ifadesiyle de farklılık seçeneğini yakalayabiliriz. Dolayısıyla bu parçadan yol göstericilikle ilgili herhangi bir e, bilgi edinemeyiz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Soru 32. Bu parçada kurşun kalem ustasının kaleme verdiği öğütlere göre kalemin başarı için sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur? A gerçekçi olmak, B sabırlı olmak, C umudunu korumak D özünü hatırlamak, E özgün olmak. Parçamızı okuyalım. Kurşun kalem yapan yaşlı bir adam yaptığı kalemleri satıcıya vermek için kutuya koyarken içlerinden birini kenara ayırdı ve ona olabileceğin en iyi kalem olmak istiyorsan şu beş şeyi asla unutma diyerek şu öğütleri verdi. Hayatta başarılı olmak için öncelikle kendini seni kullanmayı bilen bir kişinin ellerine almasına izin vermelisin. Zaman zaman ucunu açacaklar ve bu sana acı verecek fakat daha iyi bir kalem olmak için buna katlanmalısın. Yaptığın yanlışlara üzülme. Yeniden yazma fırsatın olacak daima. Bu fırsatları kaçırma. Seni sen yapan en önemli parçanın içindeki kurşun olduğunu unutma. Üzerinde dolaştığın her yüzeye Kendine ait bir işaret bırakmalısın ve yazmaya devam etmelisin. Şimdi seçeneklerimize bakalım. B seçeneğindeki sabırlı olmak ikinci cümlemizde bize veriliyor. Yani ikinci cümlemize B seçeneğine ulaşabiliyoruz. Yaptığın yanlışlara üzülme. Yeniden yazma fırs fırsatın olacak daima. Fırsatları kaçırma derken de umudunu korumak seçeneğine ulaşabiliyoruz. Seni sen yapan en önemli parçanın içindeki kurşun olduğunu unutma. Yani özünü hatırlamak anlamında D seçeneğine de ulaşabildik. Üzerinde dolaştığın her yüzeye kendine ait bir işaret bırakmalısın ve yazmaya devam etmelisin. Kendine ait bir işaret ifadesiyle de özgün olmak seçeneğine ulaşırız. Bu parçadan sadece gerçekçi olmak seçeneğine ulaşamadığımız için cevabımız A. Soru 33. Bu parçada Hababam Sınıfı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Edebiyatımızın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı Dünün video izleyicisinden bugünün üç boyutlu sinema tutkunlarına milyonların gönlünde taht kuralı 40 yılı geçiyor. Her zaman zevkle izlediğimiz, kahkahalar attığımız, içimizi ısıtan Hababam sınıfı hepimizden bir parça bulundurur. Filmin bu başarısında yazarı Rıfat Ilgaz kadar yönetmeni Ertem Eğilmez'in de rolü büyüktür. Belirtilmesi gereken bir husus da filmin hepimizin aşina olduğu müziğidir yavaş çalındığında insana hüzün, hızlı çalındığında coşku veren ve Hababam sınıfını zihnimize kazıyan müzik, Melih Kibar'ın bestesidir. Müzisyen bu eseriyle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müziği ödülünü almıştır. Evet seçeneklerimize bakıyoruz. Başarısında nelerin etkili olduğuna değinilmiş parçamızda seyircinin iç dünyasındaki tesirine de değinilmiş çünkü içimizi ısıtan hababam sınıfı diyor edebi bir eserden sinemaya uyarlandığını bunu da biliyoruz edebiyatımızın unutulmaz eseriyken daha sonra sinemaya uyarlandığını çıkarabiliyoruz eser, parçadan farklı kuşaklara hitap ettiğini de 40 yılı geçiyor ifadesinden yola çıkarak bulabiliriz ama Türk sinemasında yarattığı etkilere dair herhangi bir bilgimiz yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Soru 34. Evet karşımızda bir diyalog sorusu var. Bu diyalog sorusunda söylenen sözlerin hangi soruya karşılık olarak söylendiğini bulmaya çalışacağız. Gazeteci uzman bütün enerji kaynaklarını hesaba kattığımızda enerji tüketiminin 19. yüzyılın başından beri 10 kat arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun artmaya devam etmesinin yanı sıra teknolojik ilerlemelerinde payı var. Ülkelerin farklı enerji kaynaklarını bir arada kullanmaya başladığını da söylemek lazım. Gazeteci, uzman, Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına göre yıllık tüketiminin 4 katına çıktığını biliyoruz. Petrol tüm dünyada kullanılan enerjinin 3'te birini sağlamayı sürdürüyor. Onu sırasıyla kömür, gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji izliyor. Boş bırakılan yerlere hangisinin getirilmesi gerektiğini soruyor. Evet, sorularımıza bakalım. İlk paragrafımız nüfus hareketliliğinin enerji gereksinimi ile ilgili ilişkiyi anlatmıyor. Yine dünyada enerji tüketiminin nasıl bir seyir izlediğini de anlatmıyor. Teknolojinin yanı sıra enerji tüketiminde size neler etkili bunu da söylemiyor günümüzde üretilen enerji tüketim ihtiyacını karşılayabiliyor mu? Bunu da söylemiyor fakat dünyadaki enerji kaynaklarının azalmasını neye bağlıyorsunuz? Bu soruya cevaben söylenmiş bir paragraf bakalım. Enerji kaynaklarını hesaba kattığımızda enerji tüketiminin 19. yüzyılın başından beri 10 kat arttığını görüyoruz. Nüfusun artmaya devam etmesinin yanı sıra teknolojik ilerlemelerinde payı var şeklinde uzmanın cevapladığını görüyoruz. İkinci cümlemize bakalım. Siz de petrolün birinci enerji kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hemen paragrafımıza tekrar bakalım. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Buradan da biz yine petrolün en çok kullanılan enerji kaynağı olduğunu çıkarabiliyoruz. Yani 34. sorumuzun cevabı B seçeneği. 35 ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Evet iki sorumuz birden tek bir paragrafa bağlı kalınarak çözüleceği için paragrafımızı daha dikkatli okuyoruz. Şimdi 35. sorumuza bakalım. Bu parçaya göre serve ağacı ile ilgili inanışların ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gelenek ve inançlarımızda servi ağacı insanın doğumdan ölüme kadar var olma çabasının bir sembolü olarak görülmüştür. Mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen yeşilliğini hiç kaybetmemesi ve dayanıklı olması ile serviler hayatı tasvir etmektedir. Gövdesi semaya dik bir şekilde uzandığı için de servinin doğruluğu temsil ettiğine inanılmaktadır. Onunla ilgili başka bir inanış da insana iyi şans getirdiği ve onu koruduğudur. Ayrıca serviler eski Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen hayat ağacı olarak da nitelendirilmiştir. Ağacın mevsim şartlarına rağmen hep yeşil kalması ise ölümsüzlüğü simgeler. Aynı zamanda minareyi andıran servi Osmanlı kültüründe de hayat ağacına benzetilmiş ve dallarına konmuş kuşların Hayatın içindeki canlıları temsil ettiği düşünülmüştür. Seçeneklerimize bakalım. A, diğer ağaçlara göre daha geniş bir alana yayılması, bu parçanın ortaya e, bu parçanın içinden çıkarılabilecek bir bilgi değil. İnsan topluluklarının yaşamına fayda sağlaması hakkında da herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. İnsanın fiziksel özellikleriyle benzerlik göstermesi hakkında da bir bilgimiz yok. Kimi özelliklerinden dolayı ona sembolik bir değer atfedilmesi. Evet parçada en çok söylenen zaten Servi Hacı'nın sembolik olarak çok şey ifade ettiği. Hayatı tasvir etmesi, Servi'nin doğruluğu temsil etmesi, yine bolluk ve bereketi simgelemesi, bize ölümsüzlüğü simgelemesi bize D seçeneğini getiriyor. Ama E seçeneğine de bakalım. Ömrünün uzunluk bakımından insan ömrüne denk olması böyle bir bilgiye de yine ulaşamıyoruz. Dolayısıyla 35. sorumuzun cevabı D seçeneği. Soru 36 bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A. Toplumun farklı katmanları tarafından benimsenen değerler kolayca yaygınlaşır. B. Hayatı anlamlandırırken doğadaki varlıklardan ve onların özelliklerinden faydalanılır. C. Hayatın zorluklarına karşı çıkabilmek için bazı kültürel ve toplumsal değerler üretilir. D. Doğa olaylarını doğru yorumlayabilen toplumlar yaşamı ve ölümü daha iyi anlayabilir. E. Doğadaki nesnelere anlam yüklenirken geçmişten gelen tecrübelerden yararlanılır. Biraz önce okuduğumuz metinde hayatı anlamlandırırken ne, yap ne yapıyoruz? Bazı doğaya ait varlıkları ve onların özelliklerini ele alıyoruz ve onlardan faydalanıyoruz. Dolayısıyla bu metinden B seçeneğine ulaşabiliriz. Cevabımız B. 37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Evet yine iki soru tek bir metne bağlanmış. Bu nedenle metnimizi daha dikkatli okumalıyız. Başlayalım. Eskiden güvenlik şirketleri piyasadan ikinci el bilgisayar ve sabit diskleri toplar. Bunlardan kurtardığı verilere ilişkin de raporlar yayınlardı. Bu raporlar bize siz bilgisayarınızdan özel bilgileri sildiğinizi sanıyorsunuz ama bu işi düzgün yapmazsanız sildiklerinize başkaları kolaylıkla ulaşabilir mesajını verirdi. Geçtiğimiz aylarda bir güvenlik şirketi benzer konuda yeni bir çalışmayı akıllı cep telefonlarıyla gerçekleştirdi. Şirket kullanılmış 20 telefonu piyasadan toplayarak veri kurtarma pr prosedürlerini uyguladı ve telefonlardan çıkan verileri değerlendirdi. Bu uygulamadan elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı. Şirket sadece 20 telefondan yaklaşık 40 bin fotoğraf, 1000 internet arama geçmişi, 750 e-posta ve kısa mesaj hatta bir adet onaylanmış kredi kartı bilgisine ulaşıldığını raporladı. 37. sorumuza bakalım. Bu parçada söz edilen araştırmanın sonucundan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A. Teknoloji yaptığımız işlemleri koruyabildiği ve ileriki aşamalarda tekrar kullanıma sunabildiği için kişilerin hayatına kolaylık getirebilir. Biz parçada teknolojinin kişilerin hayatına kolaylık getirdiğine dair herhangi bir bilgi okumadık. A seçeneğimizi o nedenle eliyoruz. B seçeneğimize bakalım. Farklı uygulama ve araştırmalarla desteklenmediği sürece teknolojinin gelişim hızının ne kadar şaşırtıcı olacağını görmek zaman gerektirir. Bize buradan teknolojinin gelişim hızına dair herhangi bir bilgi verilmediği için B seçeneğimizi de eliyoruz. C seçeneğimize bakalım. Elektronik cihazlardaki bilgiler silinmiş gibi görünse de başkalarının bu bilgilere erişebilme imkanının olması tehlike oluşturabilir. Evet. Okuduğumuz metinde tamamen bu anlatılmakta. Özel bilgilerimizi sildiğimizi sansak da bunların başkalarının eline geçebilme ihtimalinden bahsediyordu. Bu nedenle C seçeneğine ulaşabiliriz. Peki D ve E seçeneklerimize de bakalım. Akıllı telefonlardaki kişisel veriler suçluların yakalanmasında ve hangi suçların işlendiğinin belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Yine suçluların yakalanmasına dair herhangi bir bilgi elimizde yok. Elektronik cihazlardaki verilerin silindikten sonra bile kurtarılmasına imkan veren teknoloji bu cihazların üretim aşamasında kullanılabilir. Cihazların üretim aşamasıyla alakalı herhangi bir bilgi de yine verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 38. sorumuza bakalım. Bu parçada belirtilen eski ve yeni araştırmalar 1. incelenen teknolojik araçlar, 2. çıkış noktaları, 3. ulaşılan sonuçlar bakımından karşılaştırıldığında hangilerinin benzeştiği söylenebilir? İncelenen teknolojik araçlara baktığımızda eski araştırmada Hatırlarsak ikinci el bilgisayar ve sabit disklerin kullanıldığını, daha sonraki araştırmada ise 20 adet akıllı cep telefonunun kullanıldığını gördük. Çıkış noktaları aynı. Silinen bilgilerin gerçekten silinip silinmediğini kontrol amaçlı bir çıkış noktası vardı. Ulaşılan sonuçlar ise. Bütün çalışmalarda aynıydı. Doğru bir şekilde silinmeyen bilgiler başkalarının eline geçebilir sonucuna ulaşılmıştı. Dolayısıyla biz 2 ve 3'ü söyleyebiliriz fakat 1'i söyleyemeyiz. Bu nedenle cevabımız D seçeneği. 39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yine iki soru tek bir metne bağlı. Bakalım metnimize. 1815 yılının Nisan ayında Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nda büyük bir patlama oldu. Yanardağın yakınındaki yerleşim bölgeleri volkanik külle kaplandı. Atmosfere milyonlarca ton toz ve volkanik kül karıştı. Yanardağdan çıkan gazlar yoğunlaşarak aerosol bulutları oluşturdu. Bu bulutlar yeryüzünün soğumasına neden oldu. Küresel sıcaklık düştü, iklimler geçici olarak değişti. 1816 yılında Kuzey Yarımkürenin büyük bölümünde sıcak bir yaz mevsimi yaşanmadı. Avrupa ve Kuzey Amerika'da soğuk havanın ekinleri tahrip etmesiyle başlayan kıtlık nedeniyle salgın hastalıklar baş gösterdi. Yeryüzündeki etkileri zamanla azalsa da patlama edebiyat ve sanat dünyası üzerinde kalıcı izler bıraktı. Patlamanın edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerin başında ise Frankenstein adlı roman geliyordu. 1816 yazında İngiliz yazar Mary Shelley bu doğa olayı yüzünden günlerce kapalı alanda yaşamak zorunda kaldı ve 1818'de yayınlanan ünlü korku romanını işte bu günlerde kaleme aldı. 39. sorumuza bakalım. Bu parçada Tambora Yanardağı'nın patlamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Seçeneklerimize bakalım. A kültürel yaşama olan etkilerine. Evet, kültürel yaşama olan etkilerinden bahsediyor. Mary Shelley kapalı kaldığı için bu nedenden dolayı ünlü korku romanını kaleme aldı. Kültürel etkimiz burada ulaşılabilir. Etkisinin hissedildiği coğrafi bölgeler? Evet, Avrupa ve Kuzey Amerika. Kuzey yarımküre. Bu patlamanın etkilerinin hissedildiği bölgeler, dünyanın ısınması üzerindeki etkisinden de bahsetmiş. Küresel sıcaklık düştü, iklimler geçici olarak değiştirdi ifadesinden D seçeneğini yakalayabiliriz. Atmosferde yarattığı değişikliklere evet buna da ulaşabiliyoruz. Atmosferde yoğunlaşan gazlar aerosol bulutları oluşturdu ve bu bulutlar nedeniyle de yeryüzü soğumaya başladı. Bunu da bulabiliyoruz. Fakat bazı bölgelerde neden olduğu kuraklık. Kuraklık bilgisine ulaşamıyoruz. Ama kıtlık bilgisine ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 40. sorumuza bakalım. Tambura yanardağı patlaması sonrasında Mary Shelley'nin ünlü romanı Frankenstein yazmasıyla aşağıdaki sözlerden hangisi ilişkilendirilebilir. A, dalgaların kıyıya sürüklediği çerçöp ıssız adadaki kişi için hazine değerindedir. B, rüzgarın uğultusu sadece kulübesinin korunaklı duvarları arasındaki kişiye güzel gelir. C, bir çöl bedevisi için kum fırtınası gündelik hayatın küçük cilvelerinden biridir. D Burada sel olup akan yağmurun hangi köydeki güle cam suyu olacağını bilemezsin. E. Yangının küle çevirdiklerini ne kadar zaman geçerse geçsin yeniden yeşertemezsin. D seçeneğine baktığımızda yaşanan patlamanın etkilerinin aslında o dönemki insanlar için zorlayıcı koşullar oluşturduğunu görüyoruz. Fakat bu zorlayıcı koşullar içerisinde... Mary Shelley ünlü romanı Frankenstein'ı yazabilmiştir. Dolayısıyla bu zorluklar Mary Shelley'ye ilham olmuştur. Dolayısıyla da cevabımız D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığının sizler için hazırladığı YKS soru çözümünü tamamladık. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.